Arkadaşlar, dış politikadaki üçüncü partımızla devam ediyoruz. Bu konuya girmeden önce bir şeyi anlatmak istiyorum size. Bizim dışişleri bakanlarımız kimler? Şimdi dış işleri bakanları, bunlar önemli isimler. Bekir Sami Bey, 1920, bizim ilk dışişleri bakanımız Bekir Sami Bey'di. 1921. Hatırlayın, Londra konferansında bir problem yaşamıştı. Ondan sonra Yusuf Kemal Tengirşenk'ti. 1921-1922. Ondan sonra İsmet İnönü'ydü. Lozan'a giderken Dışişleri Bakanı olmuştu. 1922-1924. Hatta Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğinde de İsmet İnönü Dışişleri Bakanı'ydı. Şükrü Kaya 1924-1925. Tevfik Rüştü Aras. Tevfik Rüştü Aras. Bu önemlidir. Tevfik Rüştü Aras soy ismini büyük yazdım. 1925-1938. Şöyle baktığınızda Atatürk döneminde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapmış kişi Tevfik Rüştü Aras'tır. O zaman şu dönemlerde 1930-38 yılları arasında dış politikada etkili olan ismimiz Tevfik Rüştü Aras. Yani Balkan Paktı, Sadabat Paktı, Nyon Konferansı, Akdeniz Paktı, bunlar da hep Tevfik Rüştü, Montreux Boğazlar'da hep Tevfik Rüştü olacak. O yüzden yazıyorum bunları, haberiniz olsun, tamam mı? Ondan sonra Şükrü Saraçoğlu, İkinci Dünya Savaşı yıllarında 1942, ondan sonra Numan Menemencioğlu, Menemencioğlu, 1942-1944, ondan sonra da Hasan Saka, 1944-1947 yılları arasında bizim Dışişleri Bakanlığımızı yapmış. O zaman Atatürk döneminde Dışişleri Bakanı, 20'den başlatıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından, Bekir Sami Bey, Yusuf Kemal Tengirşenk, İsmet İnönü, Rüştü Kaya, Tevfik Rüştü Aras oluyor. En uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapmış olan isim de Tevfik Rüştü Aras. Atatürk dönemi için söylüyorum. Tamam mıdır gençler? Şimdi şu bölüme iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli bir bölüm burası. Şöyle görün şimdi. Ben size bir cümle yazacağım. Bir giriş yapacağım burada. Önemli bir giriş. İtalya. Arkadaşlar, şimdi İtalya 1922'de Mussolini İtalya'nın başına geçti. Tamam, kara gömlekler hareketiyle Scala Nutku'nu yayınladı. Ben bunu size Çağdaş'ta bahsedeceğim, daha geniş bahsedeceğim. Ve Mussolini 1930'lu yıllarda saldırgan politikaya başlattı. 1930'lu yıllarda dünya politikasını belirleyen en önemli şey 1929 dünya ekonomik bunalımının sarsıntılarıdır. Ve faşist İtalya kuruldu. Yani Mussolini bizim deniz kavramını ortaya attı. Akdeniz bizim denizdir. Ben Roma İmparatorluğum dedi. Yani Ege dalarına, Balkanlara, Anadolu'ya, Kuzey Afrika'ya göz dikti İtalya. Faşist İtalya, İtalya'nın üstünlüğünü, ırk üstünlüğünü, Roma İmparatorluğu'nun üstünlüğünü savundu. Yani şöyle baktığınızda o zaman İtalya bir tehdit. İtalya'nın tehdidini görüyorsunuz. İtalya, arkadaşlar, Arnavutluk ve Etiyopya, yani Habeşistan bölgelerine gözünü dikti. Almanya'ya gelince, arkadaşlar 1933'te Almanya'nın başına Hitler geçti
Ve Hitler Versay'ı tanımadı. Silahlanma yarışını başlattı. Milletler Cemiyeti'nden çıktı. İtalya'yı kovdular zaten Milletler Cemiyeti'nden. Versay'ı tanımadığını duyurdu. Silahlanma yarışını başlattı. Ren bölgesini silahlandırdı. Yani hayat sahası diye bir kavram ortaya attı. Bunun kavramı da hayat sahası oldu. Bununki neydi? Bizim deniz. Bununki hayat sahası oldu. Doğal olarak şöyle bir baktığınızda 30'lu yıllarda dünyada saldırgan politikalar başladı. Tamam mıdır gençler? Şimdi tabii bu arada bir yazmayacağım onu. Bulgaristan var. Nöyi'den Muzdarip, Romanya'ya ve Yunanistan'a toprak kaptırmış. Bulgaristan da rahat durmuyor Balkanlarda. Bulgaristan'da problem. O zaman Avrupa'da ve Balkanlarda problem olan 3 tane devlet var şu anda. İtalya, Almanya ve Bulgaristan. Tamam mıdır gençler? Şimdi Türkiye bu problemlerden çok muzdarip. Bu sıkıntılardan çok muzdarip. Çok canı yanıyor. Ve Türkiye'nin İtalyan tehdidiyle karşı karşıya kalması gibi bir problemi var. Türkiye'nin dünyadaki bloklaşmalardan yaşanan bir rahatsızlığı var. Ve Türkiye'de batılı devlet olma yönünde ilerliyor. Hatırlayın, bir önceki dersimizde hatırlayın, çok önemli bir bilgidir bu. Türkiye, Fransa ile olan sorununu büyük oranda çözdü. Hatay hariç. Türkiye, İngiltere ile olan sorununu çözdü, aleyhine gelişmiş olsa bile. Türkiye, Yunanistan ile olan sorununu çözdü. İşte en büyük sorun etapli sorunuydu. Ve Türkiye yaptığı inkılaplarla laik bir devlet kurdu, batılılaşmaya başladı. Bu batılıların gözünden kaçmadı ve Türkiye Milletler Cemiyeti'ne davet edildi. Anlaştık mı? Ve Türkiye bu bloklaşmalardan, özellikle İtalya'dan getireceksiniz meseleyi, çünkü Almanya'da Hitler 33'te başa geçti. Bu bloklaşmalardan rahatsız olduğu için Milletler Cemiyeti'nin teklifini kabul etti. O yüzden buradaki ilk konumuz, birinci başlığımız, bunun birinci başlığı, 1932 Türkiye Cumhuriyeti'nin Milletler Cemiyeti'ne giriş olacaktır. Tamam mıdır? Peki Türkiye Milletler Cemiyeti'ne niye giriyor? Bunun temel sebebi nedir? Bildiğiniz cümledir. Yurtta barış, cihanda barış. O zaman şuradaki dış politik ilkemiz yurtta barış, cihanda barış. Yurtta barış, dünyada barış olacaktır. Tamam mıdır gençler? Şöyle düşünün bunu. Milletler Cemiyeti 1918 Wilson ilkeleriyle fikir olarak ortaya çıktı. Yani ne dedi Amerika? Dünya barışını korumak amacıyla uluslararası bir örgüt kurulmalı ve devletler arası sorunlar bu örgüt aracılığıyla çözülmeli dedi. 1918 Wilson'la ve 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda resmen Milletler Cemiyeti'nin kuruluş kararı alındı. Ve 1920'de Milletler Cemiyeti Cenevre'de İngiltere öncülüğünde kuruldu. Her ne kadar fikir Amerika'dan ortaya çıkmış olsa bile, Wilson'un ortaya çıkmış olsa bile, Amerika Milletler Cemiyeti'ne girmedi gençler. Çünkü Amerika Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Monroe Doktrini'ne geri döndü. Neydi Monroe Doktrini? 1823'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Monroe'nun ortaya attığı doktrin bu. İnfirat, yani yalnızlık politikası. Avrupa siyasetiyle ilgilenmeme, Avrupa'yı Amerikan iç işlerine karıştırmama politikasıydı. Biz buna infirat, yalnızlık politikası diyoruz Monroe Doktrini. Bu doktrin gereği Woodrow Wilson Senato'dan onay alamadı Milletler Cemiyeti'ne girmek için. O yüzden Amerika Milletler Cemiyeti'ne girmedi. Yok. Her ne kadar fikrini kendi satmış olsa bile. Ve Milletler Cemiyeti 1920'de resmen kuruldu. Amacı neydi? Dünya barışını korumak içindi. Fakat Milletler Cemiyeti çok da başarılı olamadı açık konuşmak gerekirse. Bizim adımıza birincisi Musul. Dünya tarihi adına da 1939'da Milletler Cemiyeti 2. Dünya Savaşı'nın çıkışını engelleyemedi yani. Tamam mıdır? Ama sonuçta bu cemiyet dünya barışını korumak amacıyla kuruldu. Atatürk'ün barışçı politikaları buraya davet edilmesini sağladı. Nedir Atatürk'ün barışçı politikaları? Dikkat edin buna. Birincisi Atatürk barışçı bildirilere imza attı. Bunlardan ilki Kellogg Paktı. 1928'de yayınlanan Briand Kellogg Paktı. Neydi bu?
ulusal çıkarlara ulaşmak için savaş aracı olmaktan çıkarılacaktır felsefesiyle ortaya çıkmıştı. İmza attı. Litvinov protokolüne imza attı. O da Rusya'nın yayınladığı barışçı politikaydı. Türkiye Avrupalı devletler olan sorunlarını büyük oranda çözdü. Ve Türkiye yaptığı inkılaplarla laikleşti, çağdaşlaştı. O yüzden bu Avrupa'nın gözünden kaçmadı. Avrupa Türkiye gibi bir devleti de yanına çekmek istedi. Ve Yunanistan, bakın Yunanistan, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesini teklif etti. Teklif Yunanistan'dan geldi. Yani gündeme getiren Yunanistan oldu. Fakat burada şöyle bir şey vardır. Bir devletin Milletler Cemiyeti'ne girebilmesi için o devletin teklifte bulunması gerekiyor. Yani talep etmesi gerekiyor. Şöyle demesi gerekiyor. Beni Milletler Cemiyeti'ne alın demesi gerekiyor. Türkiye böyle bir talepte bulunmadı. Neden? Çünkü Musul'dan dolayı bir ciddi kırgınlığı var. O yüzden Türkiye'yi de almak istiyorlar Milletler Cemiyeti'ne. Türkiye'de girmek istiyor bloklaşmalardan rahatsız olduğu için. Peki çözüm ne? O zaman Milletler Cemiyeti'nin Türkiye'yi teklif etmesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar yasanın değişmesi lazım. Milletler Cemiyeti yasasının değişmesi lazım. Ve konseye, genel konseye İspanya yasa değişikliği teklifini sunar. Bu yasa değişikliği teklifi oy birliğiyle kabul edilir ve Milletler Cemiyeti'ne üye ülkelerin hepsi oy birliğiyle Türkiye'yi Milletler Cemiyeti'ne davet eder. Türkiye davete icabet sünnettir. Türkiye bu daveti kırmaz ve yurtta barış, cihanda barış, dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Milletler Cemiyeti'ne girer. Böylelikle Türkiye artık Avrupa siyasetinde etkili bir devlet olmaya başlar. Türkiye artık Avrupalı devletler safında yerini almış olur. Türkiye'nin bu atraksiyonları, yani Türk-İngiliz yakınlaşmasının başlaması ki Milletler Cemiyeti'nde etkili devlet İngiltere'dir, yavaş yavaş Rusya ile olan ilişkilerinde soğumasına neden olacaktır ki kırılma noktası da Montreux olacaktır. Tamam mıdır gençler? Milletler Cemiyeti'ne Türkiye'nin girmesi onun saygınlığını artırmıştır, itibarını artırmıştır. Önemli bir kurumdur. Türkiye artık Avrupa siyasetinde ciddi bir devlet olmaya başlamıştır. Tamam mıdır? Birinci bilgimiz bu. Şimdi burada ikinci bilgiyi açıklarken şunları görmeniz gerekiyor. O yüzden ben bunu şuraya çizeceğim gençler. Dikkat ediyorsunuz şimdi. Yine hep Dışişleri Bakanımız kim bu dönemlerde? Tevfik Rüşt Aras. O yüzden başa bunu yazmıştım. Tamam mıdır? Bakın şimdi bu Türkiye haritamız olsun. Biliyorsunuz Orta Doğu gelsin şöyle. Türkiye'yi biraz büyük çiziyorum özellikle. Şurası Almanya. Şurası İtalya. Tamam mıdır? Şurada da bir Bulgaristan var. Sıkıntılı bir devlet. Bulgaristan'ı biraz daha ortaya doğru yazayım. Şurada da bir Bulgaristan var. Şimdi bu iki devlet revizyonist, Almanya ve İtalya. Nedir revizyonist? Mevcut statüyü, mevcut durumu istemeyen, onu değiştirmek isteyen, onu revize etmek isteyen, mevcut sınırları değiştirmek isteyen devletlerdir revizyonist. O zaman Almanya saldırgan, İtalya saldırgan, yani İtalya ve Almanya saldırgan. O zaman biz bunlara revizyonist devletler diyoruz. Bulgaristan da revizyonisttir. Ama bunların karşısındaki İngiltere, Fransa gibi devletler de anti-revizyonist, mevcut durumu korumak isteyen devletler. Peki Almanya neyi ortaya atmıştı? Hatırlayın hayat sahasını. İtalya neyi ortaya atmıştı? Bizim deniz. Daha sonra ileride bir Japonya çıkacak şurada. O şimdilik bizi ilgilendirmiyor. Almanya bu noktada arkadaşlar Avrupa'yı tehdit etmeye başladı. Fransa'yı tehdit etti, Çekoslovakya'yı tehdit etti, Avusturya'yı tehdit etti, Avusturya ile birleşmek istiyor. Yani Almanya'da bir Hitler tarafından Nazi Almanyası, biliyorsunuz Nazizmi ortaya çıkaran Hitler'dir. Nazi Almanyası, anti-komünist, ırkçı bir rejim ortaya çıktı. Saldırgan politikalar başladı. İtalya Arnavutluğu tehdit etti ve onu 1925'ten beri zaten Arnavutluk İtalyan egemenliği altında ve İtalya Habeşistan'ı, şurayı, Etiyopya'yı tehdit etmeye başladı. 35'te de işgal edecek zaten. Şöyle baktığınızda Almanya ve İtalya'da saldırgan politikalar başladı.
Bulgaristan Romanya'yı ve Yunanistan'ı tehdit etmeye başladı. Sıkıntılı bir süreç yani. Şimdi şöyle baktığınızda Almanya ve İtalya dünya barışını tehdit eden devletler oldu. Bu Türkiye'yi ve komşu devletlerini harekete geçirdi. Türkiye batı sınırının güvenliğini ve doğu sınırının güvenliğini korumak istedi. O yüzden Türkiye ikinci olarak 1934'te Balkan Antantı'nı yaptı. Sözleşme yaptı yani. Arkadaşlar Balkan Antantı Alman ve İtalyan saldırganına karşı yapıldı. Burada Bulgaristan'ın pozisyonunu birazdan göreceksiniz. Bu Antanta Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. 4 devlet katıldı. Ve bu Antant Yunanistan'da yani Atina'da imza edildi. Tamam mıdır gençler? O zaman bu Antant Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalandı. Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikasına karşı böyle bir anlaşma imzalandı, işbirliği imzalandı. Fakat buna dikkat edin, Balkanlı olup da Bulgaristan girmedi, Arnavutluk giremedi. Arnavutluk niye giremedi? İtalyan egemenliği altında Bulgaristan niye girmedi? Çünkü Bulgaristan'ın Romanya ve Yunanistan'la komşusu, kuzey komşusu Romanya, güney komşusu Yunanistan toprak kaptırmıştı. Romanya'ya Dobruja Filibe'yi, Yunanistan'a Kavala Dedağcı kaptırmıştı. Oraları almak istediği için, yani bu da revizyonist olduğu için girmedi. Tamam mıdır? Ama 4 devlet var. Hangisi yoktur sorusunun cevabı önemli o zaman. Tamam mı? Böylelikle Türkiye batı sınırının güvenliğini sağlamış oldu. Anlaştık mı gençler? Balkan Antantı'nın ruhunu unutmuyorsunuz. Şimdi şuraya da hemen üçüncüyü yazıyorum. Üçüncüsü küçük harfle yazmışım. Tamam. Sadabat Paktı. Bu da 1937'de imzalandı. Doğu ile ilgili hemen devletleri yazıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, İran, Irak, büyük harfle başladım, büyük harfle devam edeyim. Irak ve Afganistan bu pakta üye oldu. Bu paktın kurucu devletleridir. Bu pakt İran'da, Tahran'da imzalandı. Sadabat İran Şahı'nın köşküydü. Orada imzalandığı için ismini de buradan aldı. Bu pakta Suriye girmedi. Şurada Suriye var, girmedi. Niye girmedi? Çünkü Türkiye ile Suriye arasında bir Hatay sorunu var. Hatay sorunundan dolayı Türkiye Suriye bu pakta yer almak istemedi. Pakistan aklınıza gelebilir. Pakistan diye bir devlet henüz yok. O 1947'de kurulacak. Tamam mı gençler? Peki Türkiye böyle bir paktı imzalamakla doğu sınırının güvenini sağlamış oldu. Peki doğuyu tehdit eden devlet kimdi? Dikkat edin, oku çizdim. İtalya. O zaman İtalya'nın saldırgan politikasına karşı bu devletler bir araya gelip Sadabat Paktı'nı kurdu. Fakat burada gözden kaçırmamanız gereken bir cümle vardır. Bir de Almanya faktörü var. Almanya'yı unutmamak lazım. Birinci dereceden İtalya'dır. İkinci dereceden Almanya'dır. Niye Almanya faktörünü unutmamak lazım? Çünkü Almanya'nın, Hitler'in gözü hala Orta Doğu petrollerindedir. Bu da oradaki devletleri rahatsız etmektedir. O zaman Türkiye Alman ve İtalyan saldırganına karşı Balkan Paktı'nı, İtalyan saldırganına karşı Sadabat Paktı'nı imzalar. Ama Almanya'nın etkisini de burada unutmamak gerekir diyoruz. Böylelikle Türkiye ne yaptı? Doğu'da da Balkanlar'da nasıl itibarlı devlet olduysa, Doğu'da da itibarlı devlet oldu.
Nasıl ki Milletler Cemiyeti'nde yurtta barış, cihanda barış ilkesini ortaya çıkardıysa, burada da yurtta barış, cihanda barış, burada da yurtta barış, cihanda barış ilkesini ortaya çıkardı. O zaman Atatürk döneminde Türkiye'nin liderliğinde kurulan paklar, antantlar ne oldu? Balkan Antantı ile Sadavat Paktı olmuş oldu. Tamam mıdır gençler? Bunları asla unutmuyorsunuz. Hala ne var, kim var başta? Söyledim size Dışişleri Bakanı olarak. Tevfik Rüştü Aras var. Bu arada iki tane bilgi daha yazacağım size. Biri 1936 Akdeniz Paktı. Diğeri ise 1937 Nyon Konferansı. Arkadaşlar, Akdeniz Paktı'nın öncü devletlerinden birisi İngiltere'dir. Bunun temel sebebi İtalya'nın bizim deniz hayalidir. O zaman Akdeniz Paktı İtalya'nın saldırgan politikasına karşı Avrupalı devletler tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti bu pakta imza attı. Nyon Konferansı Akdeniz'deki korsan faaliyetlerine karşı toplandı. Akdeniz'in güvenliğini sağlamak amacıyla toplandı. Türkiye Cumhuriyeti bu konferansa katıldı. O zaman şöyle baktığınızda hemen alta yazacağım ama kalemimin şurasını hemen sileyim. Şöyle baktığınızda arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti 1928 Briant Kellogg Paktı'na, 1928 yayınlandığı tarihi yazıyorum, Litvinov protokolüne imza attı. 32'de Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. 1934'te Balkan Antantı'nı imzaladı. 1936'da Akdeniz Paktı'na girdi. 1937'de Sadavat Paktı'nı imzaladı ya da kurdu. 1937'de Nyon Konferansı'na katıldı. O zaman dış politikada yapılan işler bunlardır. Ki bunların hepsinde yurtta barış, cihanda barış ilkesi vardır diyoruz. Tamam mıdır gençler? Bunları da unutmuyorsunuz. Şimdi Etrabe kaç dakika oldu? 22 oldu. O zaman burada bırakıyoruz, 4 diyoruz, tamam mı? Burada keselim çünkü şey önemli. Yani Montreux'u anlatacağım gençler ve Hatay'ı anlatacağım. O yüzden anlatırsam 40 dakikayı bulabilir. Tahtamızı temizleyelim, kaldığımızı temizlemeyelim. Bir bölümünü sileyim, oradan devam edeyim, tamam mı?